Evet canlar, Hızır Ali kanalımıza hoş geldiniz. Ben sizlere bu videomda detaylı bir şekilde kuzu göbeği mantar tohumu nasıl elde edilir, kompost ortamına nasıl taşınır, kompost ortamına taşındıktan sonra ilkbaharda örtü toprağı ne zaman serilir, örtü toprağı serildikten sonra bebek pimler çıktıktan sonra nasıl bir bakım yapılır? Size gücüm yettiğince bilgi vereceğim. Verdiğim bilgiler içerisinde eksiğim olursa şimdiden kusura bakmayın. Çünkü biliyorsunuz ki bir felaket yaşadık. Benim ailem depremde büyük sıkıntı yaşadı. Hastanede olanlar oldu. Bizler yanında bulunduk. Dönem içerisinde ben de tabii ki o yoğunlukta, o streste kendim de hastalandım. Hala düzelmiş değilim. Ama kuzu göbeğim şu an mantar tohumu tam elde etme zamanı olduğu için de bu videoyu çekme gereği duydum. Fazla lafı uzatmadan kuzu göbeği mantar tohumu nasıl elde edilir? Kuzu göbeği mantar tohumunu kesinlikle ilkbaharda taze mantarla elde edersiniz. İnternet ortamında satılan tahılla kuzu göbeği mantar tohumuna kesinlikle itibar etmeyin. Siz o tohumda ekim yaparsanız asla meyvesini alamazsınız. Bunu neden ısrarla belirtiyoruz? Çünkü bizler birçok çalışma yaptık. Tahılla yaptığımız çalışmalarda verim alamadık. Bunu sürekli araştırdık. Nedenine gelince kuzu göbeği mantar tohumu istiridye mantar tohumu gibi değil. Yani diğer mantar tohumları gibi değil. Biliyorsunuz ki istiridye mantar olsun, diğer mantarlar olsun mevsimi olmadan da ekimini yapabiliyorsun ve ürününü alıyorsun. Ama kuzu göbeği mantarı kesinlikle sonbaharda ekimi yapılır ve ilkbaharda da meyvesini alırsın. Bunun nedenine gelince kuzu göbeği mantarı gelişimini yavaş tamamlar ve bunu yaparken de belli şekilde kendini doğada olduğu gibi bir senenin sonunda hazır hale getirir ve meyvesini verir. O yüzden sizler kesinlikle ve kesinlikle bir yerlerde tohum aramak, bulmak yerine ne yapacaksınız? Taze kuzu göbek mantarlarınızı alacaksınız. Bizim size bu şekilde gösterdiğimiz gibi böyle temiz bir peçetenin üzerine ikiye ayırarak şurada gördüğünüz gibi bakın nasıl da hiflerini sarmış vaziyette. Bu şekilde mantarlarınızı peçetenin üzerine koyacaksınız. Üzerine de tekrar peçeteyle örtüp o şekilde 7 gün boyunca bekleteceksiniz. 7 gün boyunca bekledikten sonra bu şekilde hifleşmeler olacak mantarlarınızın üzerinde. Bazılarında da olmayacak. Artı içinde bulunan sporunu da peçetenin üzerine bırakacak. Sizler ne yapacaksınız? Kendi besiyerinizi hazırlayacaksınız ki mantar tohum besiyer nasıl hazırlanır? Bizler sizlere detaylı bir şekilde gösterdik. Özellikle yumurta kartonlarıyla olan besyerimiz kuzu göbeğinde büyük başarı sağlıyor. Tahılla yaptığımızda henüz başarıya ulaşamadık. Önce ben bunu belirteyim. Bu işle uğraşan kardeşlerimiz yaptığınız zaman tahılla da yapın ama kesinlikle dediğimiz gibi tahılla olan çalışmalar çabuk gelişim sağlayıp erkenden yaşlanma dönemine girdiği için de siz bunu ekim yaptığınız zaman meyvesini alamıyorsunuz. Biz yaptığımız çalışmalarda bunu gördük. Sizleri bilmiyoruz. Yani sizler yine çalışmalarınıza devam edin ama biz kendi yaptığımız tecrübeleri sizlere aktarıyoruz. Tabii ki argelerinizi yapın. Yani biz size bu çalışmaları sunuyoruz. Hani %100 bu doğrudur demiyoruz. Sadece yaptığımız çalışmalarda hangisinde
verim aldıysak onu size belirtiyoruz. Sizler de kendi kafanızdaki çalışmanızı yapın ama daha sonra da bizim size gösterdiğimizi yapın. Hangisinde başarıya ulaşırsanız onun üzerinde devam edin. Biz ilkbaharda bu şekilde kendi tohumumuzu alıyoruz. Evet, 7 günün sonunda bez yerimizin üzerine taşıyoruz. Bez yerimizin üzerine taşıdığımız zaman da iki tane bez yer hazırlıyoruz. Birisi tahılla olan bez yerimizdir. Katı bez yer, onu da gösterdik. Birisi de yumurta kartonlarıyla. İki bez yerimizin üzerine taşıyoruz. İki bez yerimizin üzerine taşıdıktan sonra bir ay bekliyoruz. Bir ayın sonunda bez yerimizin üzerinde hiflerimiz güzel bir şekilde kendi gelişimini bu şekilde sağladığı zaman da ne yapıyoruz? Tahılla katı bez yerimizi hazırlayarak üzerine taşıdığımız tahıl katı bez yerimizi hazırlayarak bez yerimizin üzerine taşıyoruz. Yumurta kartonları olan bez yerimizin üzerine taşıyoruz. Gelişimini bir güzel sağladıktan sonra bir ay sonra da katı bez yerimizin üzerine tahıl ilave ediyoruz. Yumurta kartonlarıyla hazırladığımız kendi gelişimini bitiren bez yerimizin de üzerinde gelişen hiflerimizi de kuzalak ortamına taşıyoruz. Kuzalaklar nasıl edilir onu da sizlere gösterdik. Ya tekrar diyorum, hani kusuruma bakmayın, hasta olduğum için biraz zorlanarak anlatıyorum. Ama yine de sizlere gücüm yettiğince bilgileri vereceğim ki zamanı geçmeden sizler de bunu bir an önce tohumunu elde edin. Evet, nerede kalmıştık? Bez yerimiz gelişimini sağladıktan sonra da biz yumurta kartonlarıyla olanı kuzalakların üzerine taşıdık ki bunu da videolarımızda gösterdik, kanalımızda mevcuttur. Tahılla yaptığımız bez yerimizin de üzerine tahıl ilave ettik. Bir ay boyunca bizim o dokumuzda bir güzel kendi gelişimini sağladıktan sonra aldık tohumlarımızı buzdolaba kaldırdık. O arada tabii ki sıcaklar başlıyor. Yaz ortamında buzdolabında meyvelik bölümünde beklettik. Bunu yapmamızın nedenine gelince de burada bir doğada hani bir sıcak ortam oluşuyor, bir soğuk ortam oluşuyor. Biz o şekilde dengeyi kuruyoruz. Sonbahara kadar buzdolabında beklettik. Sonbaharda da kompostu nasıl yapılır, onu size detaylı bir şekilde yine videolarda çekim yaparak gösterdim. Güzel bir şekilde kompostumuzu hazırlıyoruz ve kozalaklarla olan çalışmamızı kompostumuzun üzerine ilave ediyoruz. Tahılla olan çalışmamızı da kompostumuzun üzerine ilave ediyoruz. Ve iki çalışma o şekilde sizlere sunduk. Ama tahılla yaptığımız çalışmada verim alamadık. Kuzalaklarda yaptığımız çalışmada verim aldık. Size gösterdiğimiz o kompost gerçekten de tam detaylı bir şekilde hazırlanan bir komposttu. Çok şükür verimi de bizi şaşırtmadı. Her zamanki gibi verimi elde ettik. Kompostumuzun içine bir katkı maddesi katmadık. Sadece kozalaklar ve çam talaşıydı. Şimdi çam talaşı biraz daha risklidir. Biraz daha profesyonellerin çam talaşını kullanabileceği bir talaştır. Ama sizler diğer talaşları da deneyin. Hatta ki kozalak bulamazsanız da talaşa dokunuzu taşıyın. Yani küçük poşetler içerisinde talaşınızı steril ettikten sonra yumurta kartonlarıyla geliştirdiğiniz dokunuzu direktmen talaşın üzerine taşıyın ve talaşınızı buzdolabına bir ay dışarıda kendi gelişimini sağladıktan sonra buzdolabına alın. Nasıl ki biz kuzalaklarda yaptığımız işlemi aynı şekilde talaşa da uygulayın ve kompostunuza aşılayın. Kompostumuzu da ne zaman yapmıştık? Kompostumuzu Ekim ayında yapmıştık.
Ekim ayında kompostumuzu hazırladık ve tohumumuzu üzerine taşıdık. İlk baharda da, şimdi onunla ilgili de biraz bilgi vereceğim. Sıcak olan bölgelerde Mart ayında, eğer mantar o bölgede çıkıyorsa, Şubat ayında örtü toprağınızı serin. Eğer mantarınız Nisan ayında çıkıyorsa, Mart ayında örtü toprağınızı serin. Çünkü bir ay önceden örtü toprağınızı serin ki üzerine bir de mısır ekeceğiniz için sıkıntı yaşamayın. Bu şekilde ayarlamanızı yaparsanız güzel bir şekilde bebek pimlerinizi göreceksiniz. Bebek pimleriniz oluştuktan sonra da kesinlikle üzerine diğer mantarlarda olduğu gibi fısfısla nemlendirme yapmıyorsunuz. Bebek pimlerin dip kısmına damlama sistemiyle suyunu veriyorsunuz ve bebek pimler oluştuktan sonra da güneş ortamı olacak. Kusura kalmayın. Bebek pimler oluştuktan sonra süzme güneş. Bakın, süzme güneş, yani çok güneş de vurmayacak şekilde süzme güneş sağladığınız zaman bebek pimler bir ayda kendi meyvesini olgunlaştıracaktır. Bebek pimler nasıl önce çıkıyor ki bebek pimi sizlerle paylaştık. Normalde doğada kuzu göbeği familyasında olan kuzu kulağı oluşur. Onunla kuzu göbeğini karıştırmayın. Kuzu kulağı kapalı bir şekilde, top bir şekilde doğada ilk etap çıkar ve sonradan çiçek gibi açılır. Ama kuzu göbeği açık bir şekilde pimleri çıkar. Daha sonra kendini toparlayarak kapatır ve üzerinde güneş ışıkları vurdukça, yani D vitamini aldıkça kendi gelişimini sağlar. Üzerindeki çatlaklar oluşmaya başlar. O şekilde kendi meyvesini olgunlaştırır. Kısaca bizim yaptığımız birkaç çalışma içeride heba oldu. Bunun nedenine gelince, bebek pimler çıktığı zaman ben o esnada tabii ki yoktum çalışmaların başında. Çocuklar üzerine fısfıs yapmışlar. Tabii ben de o zaman onlara izah edemedim o kafayla. Geldiğimizde o içeride olan çalışmalar maalesef meyvesini vermeden heba oldular. Ki onu da zaten sizlerle paylaştım. Dışarıda bahçeye koyduğumuz bir çalışmamız kendi meyvesini olgunlaştırmıştı ki onu da sizlerle paylaştık. Yani dışarıda bahçede olan çalışmamız pimleri çıkıyor. Hiçbir sulama şekli yapılmadan, yani yağmur suyuyla güneş ışığı da alarak kendi meyvesini olgunlaştırmıştı bir güzel şekilde. Yani buradaki anlatmaya çalıştığım şudur. İnsanlar sera ortamında hani kuzu göbeği yetiştireceğini düşünüyorlar ama laylon serada kuzu göbeği yetişmez. Kuzu göbeği arazi ortamında kompostlarınızı sarım yaptıktan sonra ne yapacaksınız? Arazi ortamına bir yatak oluşturarak sıralı bir şekilde gömdükten sonra üzerine de örtü toprağı yapacaksınız. Örtü toprağı yaptıktan sonra da mısırınızı ekiyorsunuz. O şekilde ne oluyor? Mısırınız büyüdükçe de hem güneş direktmen pimlere çok vurmamasını engelliyor, hem de süzme şeklinde güneş almasını sağlıyor. Bunu da mısırı çok sık ekmeyeceksiniz. Yani nasıl anlatayım? Mısırınızı ekerken, yani orada kuzu göbeği pimin çıkacağını da hesaplayarak o şekilde, yani ne çok sık ne çok seyrek olacak şekilde mısırınızın ekimini yaptığınız zaman güzel bir şekilde mısırınız büyüdükçe de zaten mısırınız büyüyor. O zamana kadar da pimler çıkıyor. Pimler çıktıktan sonra da hani güneş ışığını süzme şeklinde pimler alarak kendi meyvesini olgunlaştırıyor. Mısır ekimi yapmak istemiyorsanız da ne yapacaksınız? Kompostunuzu gömdüğünüz yere, yani örtü toprağı üzerine serdiğiniz yere
Doğada çalı, çırpı, yaprak getireceksiniz. O kısmını üzerine koyacaksınız. Bebek pimleriniz alta çıktığı zaman da doğadaki gibi ne olacak? Çok fazla ne güneş alacak şekilde ne de güneşsiz kalacak şekilde kendi meyvesini olgunlaştıracaktır. Sizler bunlara dikkat ettiğiniz zaman kendi mantarınızı güzel bir şekilde yetiştireceksiniz. Tekrar ediyoruz. İnternet ortamında satılan kesinlikle tahılla olan tohumlara itibar etmeyiniz. Çünkü o tahıllar bir sene boyunca bekletileceği için kendi verimini bitiriyor. Yani siz onu ekim yaptığınız zaman orada verim alamıyorsunuz. Biz kendi tohumumuzda verim alamadık ki biliyorsunuz tohum konusunda bayağı gördüğünüz gibi birinci kalite olacak şekilde tohumlarımız bu şekilde geliştiriyoruz. Düşünün yani o tohumda verim alamadık. Hangi çalışmamızda verim aldık? Yumurta kartonlarıyla elde ettiğimiz çalışmada verim aldık. Kozalakların üzerine taşıdığımız dokudan verim aldık. Demek ki biz şu hesabı yaptık. Tahılla biz bunu yaptığımız zaman yaşlanmaya neden olduğu için verim elde edemiyoruz. Ama tabii ki biz tahılla olan çalışmamızda vazgeçecek miyiz? Tabii ki de vazgeçmeyeceğiz. Tahılla olan çalışmamıza devam edeceğiz. Sizler de bu şekilde devam edin. Yani siz eğer bir çalışma yapıyorsanız birileri illa bu çalışmam doğrudur diye hiçbir zaman sizler de itibar etmeyin. O kişinin size gösterdiği çalışmayı yapın ama kendi çalışmanızı da yapın. Yani bunu neden söylüyorum? Ar-Ge'ler yapıla yapıla insanlar gelişir ve ülkeler kendini geliştirir. Türkiye neden bu kadar geride kalmış? Biz bu işi yaparken yani sizlere gösterirken çoğu yorumda kuzu göbeği mantarı yetişmez, kuzu göbeği mantarı yoktur vesaire bir sürü safsata sözlerle karşılaştık. Tabii ki bunlar da çok üzücü. Çünkü neden bu şekilde oluyor? Bizim insanımız tarımda çok geride kalmış. Yani o yüzden bu çok üzücü bir durum. Bizler hepimiz el birliğiyle Allah'ın izniyle sürekli Ar-Ge'ler yapmamız lazım. Bakın bizler bu işle uğraşıyoruz. Biz çok tecrübeliyiz demiyoruz. Hayır, hiç kimse çok tecrübeli değildir. Sürekli Ar-Ge yaparak tecrübe kazanılır. Yani bizler de ne yapıyoruz? Tabii ki bundan sonra sürekli Ar-Ge'ler yaparak yaptığımız Ar-Ge'lerde, yaptığımız çalışmalarda başarı elde ettikçe sizlerle paylaşacağız. Allah'ın izniyle de sizler de o paylaştığımız çalışmalardan sizler de yaparsınız. Tabii ki kendi çalışmalarınızı da ihmal etmeyin. Yani sizin aklınızda bir çalışma varsa, aa bakın biz bu çalışmayı işte burada gördük, illa bunu üstünden su alacağız düşüncesine girmeyin. Kendi çalışmanızı da yapın. Yani ne yapıyoruz? El birliğiyle sürekli Ar-Ge'ler yapıyoruz. Ve bu Ar-Ge'leri yaparken de hem kendimizi geliştiriyoruz hem ülkemizi. Tekrar ediyorum. Bizim verim aldığımız Ar-Ge'miz, yumurta kartonlarıyla elde ettiğimiz bes yerimiz, elde ettiğimiz bes yerimizi ne yaptık? Üzerine taşıdığımız dokumuz, bu şekilde peçetenin üzerinde mantarımızla peçetemizi bes yerimizin üzerine taşıdık. Ve orada bes yerimiz üzerinde dokularımız geliştiği zaman da yani güzel bir şekilde tohumumuz geliştiği zaman da kozalak ortamını aşıladık. Onu da kompost ortamına aşıladık ve ne oldu? İlkbaharda kendi ürünümüzü elde ettik. İnşallah sizler de bu şekilde kendi ürününüzü elde edersiniz. Bir güzel şekilde mantarınızı yetiştirip önce yersiniz. Daha sonra kendinizi geliştirdikçe de ne yapacaksınız? Gideceksiniz. Kendi arazinizin üzerinde bunu güzel bir şekilde yetiştireceksiniz. Allah'ın izniyle bizim Çin'de ne eksiğimiz var? Bakın Çin'de öyle bir yer gördüm ki adamlar sırf orada kuzu göbeği yetiştiriyor ve yetiştirdikleri yere de kimseyi sokmuyorlar. Nedenine gelince orada devlet onlara patent olduğu için yani bilgi vermeleri de yasaktır. Çünkü başkaları yararlanmasın. Adamlar öyle ancak drone'la hani oradaki durumu tespit edebiliyorsun. Bizim hani gidip yaylada kaldığımız kıl çadırlar, o şekilde çadırlar yapmışlar. Onun altında da inanılmaz şekilde kuzu göbeği yetiştiriyorlar. Bizim onlarda neyimiz eksik? Biz onlardan alasını yaparız. O yüzden benim genç kardeşlerim,
Kesinlikle ve kesinlikle sürekli Ar-Ge yapın. Bakın ben bu hasta halimle sizlere bilgi vermeye çalışıyorum. Sizlerden ricam da başka yerlerde ben bunun tohumunu alayım, ben bu mantarı yetiştiririm sevdasına girmeyin. Ancak ve ancak bu işi yapmak istiyorsanız bu şekilde taze mantarınızı getireceksiniz. Bizim size gösterdiğimiz şekilde de tohumunuzu elde edip mantarınızı yetiştireceksiniz. Hepinize kolay gelsin canlar.